Merhabalar arkadaşlar. Futbol Menajer 2019'da bir kariyer macerası videosuna da hoş geldiniz. Daha önce kanalımızda yaptık, çok yaptık kariyer maceralarını. 4 sezonluk yaptık. Bunu biraz geliştirdik arkadaşlar. Özellikle 19 ve 22-23 yaş aralığındaki oyuncular için hatta daha genç oyuncularımız için 10 seneye çıkartıyorum. Evet 10 senelik kariyer macerasına bakacağız ve bu video konseptimizin de ilk konu Juventus'un <laughs> savunma oyuncusu gururumuz Merih Demiral. Evet, gerçekten inanılmaz bir çıkış. Şunu eklemek istiyorum hemen. Şimdi yepyeni bir yama ile oynuyoruz tabii ki bu database'i oyunu Merih Demiral'ın da ve diğer futbolcuların da mevcut ve potansiyel yetenek rakamları bu yama içinde FM 2020'deki tahmini ve potansiyel ve mevcut yetenek rakamlarını yansıtıyor olacak. Yani FM 2019 veri tabanındaki rakamlar değil. FM 2020'de beklenen rakamlar olacak arkadaşlar. Çünkü Merih mesela inanılmaz bir çıkış yakaladı bir sene bir sene içinde. İnanılmaz yani anlatılamayacak bir çıkış yakaladı ve Juventus'a kadar uzanan bir serüveni oldu. Evet genel itibariyle bakalım isterseniz Merih'in başlangıç verilerine Juventus'ta 7,5 milyon euro bir piyasa bedeli var. Senelik 2,6 milyon euro kazanıyor. Stoper oyuncusu tabii. Baktığımız zaman önemli özelliklerine kafa vuruşu 16, kafa vuruşu 16, top kapma 14, markaj 14, teknikte zihinselde konsantrasyon 15, agresiflik 14, cesaret 15 çalışkanlık 14 takım oyunu 14 pozisyon alma 13 fiziksel olarak ise dayanıklılık 13 güç 14 hızlanma 12 vücut zindeliği 15 ve zıplama 17 etkili özellikleri 1.91 boy 85 kilo ağırlık e hemen FM editör rakamlarına bakalım başlangıç rakamlarımıza bakalım mevcut yetenek 133 potansiyel yetenek 165 evet işte bu rakam bu potansiyel yetenek rakamı futbol menajer 2020'de beklenen potansiyel yetenek rakamı arkadaşlar meriğin e artı 5 eksi 5 olur. Onu bilemem. Onu bilemem. Çünkü çok profesyonel bir yama öyle diyeyim size. Siteden kullandığım yama. Kendi yaptığım yama değil. Başkasının yemeğine haksızlık yapmayalım. Ama bu potansiyel yetenek civarında olacaktır. Merih'in FM 2020'de potansiyel yetenek rakamı. Evet işte genel anlamıyla Meri Demiral'ın başlangıç profili bu şekilde. Evet ilk sezona gidiyoruz. Bakalım bir, birinci sezonda Meri Demiral'ın FM kariyeri nasıl şekillenmiş ona bakacağız. işte karşınızda Merih Demiral'ın Futbol Menajer 2019'da birinci sezon macerası. Evet, birinci sezonda Melih Demiral çok fazla forma şansı bulamadığını görüyoruz. Toplam 3 maçta oynamış arkadaşlar. Ligde toplam 3 maç. Juventus'ta 1 res, biri 11, ikisi de sonradan olmak üzere. 8-60 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Aslında oyuncu ortalama puanı çok iyi ama çok fazla maça çıkamadığını görüyoruz. Melih Demiral'ın Piyasa bedeli 11.5 milyon euroya çıkmış durumda ve bir transfer var. Transferde Sassuolo'ya gidiyor arkadaşlar. Evet Sassuolo'ya transferi ayarlanmış durumda. İlginç, ilginç. E, Juventus'ta çok tutunamadığını görüyoruz e, ve Sassuolo'ya transferi ayarlanmış. E, profiline baktığım zaman ise ciddi bir artış var. Kafa vuruşu 17, markajı 15, top kapma 15, pozisyon alma 14, konsantrasyon 16. Gerçekten ciddi bir gelişim sağladığını söylemek mümkün. Her anlamda hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda ciddi bir gelişim var ve sağlam bir profil olmuş. Hemen bakalım FMT rakamlarına çok oynamamasına rağmen sağlam bir profile ulaşmış. 145'e çıkmış arkadaşlar. 133'tü. İnanılmaz bir gelişim sağlamış ve mevcut yetenek rakamı 145'e çıkmış. Gerçekten harika bir gelişim ama buna rağmen Juventus'ta tutunamadığını görüyoruz. Çok forma şansı bulamadığını görüyoruz. İkinci sezonumuzda Sassuolo forması giyecek Merih Demiral. Evet hemen ikinci sezona geçiyorum fazla bekletmeden sizi. İşte karşınızda Merih Demiral'ın futbol menajer 2019'da ikinci sezon macerası. Evet ikinci sezondayız. Merih toplam 33 maça çıkmış Seri A'da 33 maçta 4 gol 3 asist. Evet bir stoper oyuncusu olarak 7 gole katkıda bulunması çok önemli. 2 kez maçın adımı %73 pas isabeti, %18 süt isabeti maç başı 2.9 top kapma 0.9 top kapma ve 7.64 oyuncu puanı ortalaması. Muhteşem bir sezon. Muhteşem bir oyuncu puan ortalaması. Gerçekten 7.64 arkadaşlar. E şöyle diyeyim. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oyuncu ortalama puanına hemen hemen yakın bir oyuncu puanı ortalaması. Oyun motoruna göre harika bir sezon geride bırakmış. Merih Demiral Sassuolo'da ikinci sezonunda. E, bakalım piyasa bedeli 15 milyon euro yükselmiş durumda. E, milli takım ma maç sayısını 14 maça çıkartmış durumda. Ve hal e, inanılmaz da bir gelişim var arkadaşlar. Kafa vuruşu 17, markaj 16, top kapma 16 olmuş. Cesaret 16, konsantrasyon 17, pozisyon alması ki ben bir stoper oyuncusuna çok önem veriyorum. 13 ile başlamıştık. Şu an 15'e çıkmış durumda. Güç 17, hız 13, hızlanma 14, çeviklik 14, dayanıklılık 15. Harika bir profile ulaşmış gerçekten. Süper bir sezonu. ikinci sezonu geride bırakmış. Melih Demirhan Sassuolo'da Juventus başını dağlara taşlara vuruyordur herhalde. Hemen bakalım FM Editör rakamları. Bu e, muhteşem bir gelişim var çünkü. 156'ya gelmiş. Muhteşem bir gelişim. Gerçekten evet 2. sezon sonunda mevcut yeteneğini 156'ya çekmiş durumda. 133 ile başladığımız macerasında potansiyel yeteneği de 165. Hala gelişim potansiyeli olduğunda söyleyebiliriz. Evet bakalım bu inanılmaz gelişimi ve performansı karşısında Merih Demiral 3. sezonunda Sassu'lu adamı geçirmiş. Çok merak ediyorum açıkçası. Hemen 3. sezonuna geçelim. Belki de bir transfer yapmıştır. İşte karşınızda Merih Demiral'ın Futbol Menajer 2019'da 3. sezon macerası. Evet Sassuolo'da durmamış 3. sezonda o başarılı performansının ardından Merih Demiral Napoli'ye transfer olmuş arkadaşlar. 21 maça çıkmış Napoli'de. 20'si ilk 11 olmak üzere 1 gol atmış, 1 asist yapmış. 4 sarı kart maç başı 3.57 top kapma %77 pas isabeti %33 şut isabeti ve 7.16 oyuncu puan ortalaması. Evet maç sayısında ve oyuncu puan ortalamasında Sassuolo'ya göre bir düşüş var ama oyuncu puan ortalaması yine FM 2019 oyun motoruna göre iyi arkadaşlar. Oldukça iyi. Çok iyi diyemiyorum ama iyi olduğunu söylemek mümkün. Yeterli bir performans göstermiş. Ligde 15 maç Serie A'da 14 ilk 11 olmak üzere 1 gol atmış 2 sarı kart 7.19. Uluslararası maçlarda da 6 karşılaşmada 7.08 oyuncu puan ortalaması yakalamış. En başarılı performansı ise milli takımımızda gelmiş. 7 maçta 7-23 oyuncu puanını yakalamış Merih Demiral arkadaşlar. Evet 3. sezonda Napoli'de 26 maça çıkmış durumda milli takımda. 24 yaşında ve piyasa bedeli 51 milyon euro. 51 milyon euro maaşında 6.99'a Milyon Euro'ya çekmeyi başarmış. Müthiş bir gelişme. Hem piyasa bedelinde hem de maaşında. Aynı zamanda pozisyonda da defansif orta sahada da oynama verimliliğinin arttığını görüyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar bir önceki profille aynı gibi mi? Yo hızlanmasında da bir artış var. Ufak tefek yine artışlar var ama harika bir stoper. Profili değil mi ya? Bayıldım. İnşallah günümüzde de böyle olacak. Yani fiziksel olarak bir de çeviklik 14, dayanıklılık 15, denge 14, güç 17, hız 14, hızlanma 14. Vücut zindeliği 16 ve zıplama 18. Muhteşem özellikler arkadaşlar. zihinselde depozisyon 15, ön sezi 16, soğukkanlılık 12, konsantrasyon 17, çalışkanlık 15. Yani fevkalade kafa vuruşu 17, markaj 16 ve top kapma 16'da üst düzey diyebiliriz. Bakalım FMT4 rakamlarına hemen 164'e gelmiş. Yükselmiş ya yükselmiş. 164 mevcut yetenek, 165 potansiyel yetenek. Yani henüz daha 3. sezonun sonundayız ve hemen hemen artık potansiyel gelmiş durumda Merih Demiral. Umarım zaten böyle bir çıkış yakaladı günümüzde de 2018-2019 sezonda. Bunun üstüne böyle koyacak koya koya gidip inşallah bu oyun motoruna göre bir kariyeri olacak Merih Demiral'ın. Çok yani çok müthiş bir karakter gerçekten müthiş bir karakter futbolumuz için. Evet bakalım 4. sezonda Napoli'de mi kalmış başka takıma mı gidiyor ve performansı ne şekilde olmuş. Artık profilinde çok ciddi bir gelişim olmayacaktır ama zaten gördüğünüz üzere e, muhteşem bir savunma profiline oy, savunma oyuncusu profiline sahip olmuş durumda henüz 3. sezonda. Evet 4. sezonda gidiyoruz. İşte karşınızda Merih Demiral'ın Futbol menajeri 2019'da 4. sezon macerası. Evet 4. sezonda Napoli'de Merih Demiral maç sayısını arttırdığını görüyoruz. 29 maç 28 2 11 olmak üzere 4 gol 1 asist gerçekten 4 gol e, iyi bir gol rakamı bir stoper oyuncusuna göre 28 maçta arkadaşlar. 5 sarı kart, 3 kırmızı kart. Yalnız çok kırmızı kart görmüş. Maç başı 3.83 top kapma, %80 pas isabeti, %31 şut isabeti, 50 faul ve 7.40 oyuncu puan ortalaması, oyuncu puan ortalamasını Napoli'deki kariyerinde ilk sezonuna göre yine yukarı taşıdığını söylemek mümkün ve 7.40 gerçekten etkileyici bir oyuncu puan ortalaması. Çok iyi bir sezonu geride bırakmış. Seriada 21 maç, 20'si ilk 11 olmak üzere 3 gol, 1 asist, 4 sarı kart, 3 kırmızı kart. Çok kırmızı görmüş ama tek eksikliği bu olmuş ve 7.29 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda 8 maçta 1 gol atmış. 7-69 süper bir ortalama ve milli takımımızda da 7 maçta 2 gol atmış. 3 kez maçın adım 3 sarı kart 7.86 yine milli takımımızdaki performansı gerçekten üst düzey. Süper bir sezonu geride bırakmış arkadaşlar. Verilere baktığımızda hemen gelelim piyasa bedeli 63 milyon euroya çıkmış durumda. Artış devam ediyor 4. sezonda ve 7.34 milyon euro kazanmaya başlamış. E, profili ise hala muhteşem. Gerçekten inanılmaz bir savunma oyuncusu profili. E, çok etkileyici bir profil. Hemen bakalım zaten FM Editor rakamlarında gelişimini hemen hemen tamamladığını görmüştük. 165'e gelmiş. 1 puan da arttırmış ve artık Melih Demiral 4. sezonun sonunda FM Editor rakamlarında mevcut ve potansiyel yeteneği eşitlemiş olarak görüyoruz bu da çok büyük bir mutluluk verici olay. 165'te çok etkileyici bir potansiyel yetenek rakamı arkadaşlar. Gerçekten süper bir 4 sezonu geride bıraktık. bakalım kalan 6 sezonda böyle olacak mı? İnşallah olur arkadaşlar. Şu an 25 yaşında. bizim son, videonun sonunda 31 yaşına gelecek. En olgun çağında olacak. Bakalım nasıl şekillenecek? Napoli'de mi devam edecek? Futbol kariyeri. Evet 5. sezona gidelim bakalım. Evet bu istikrar devam edecek mi? Çıkış devam edecek mi? Ona bakacağız arkadaşlar. İşte Meri Demiral'ın Futbol Menajeri 2019'da 5. sezon macerası. Evet, 5. sezonda bir transfer var. Napoli'den Bayern Münih'e gitmiş durumda Meri Demiral arkadaşlar. Napoli'den Bayern Münih'e transfer olmuş durumda. 15 kez forma giymiş Bayern Münih'te. 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart, 1 kırmızı kart, 4.62 top kapma oranı ortalama. Ortalama %80 pas isabet ve %26 şut isabetiyle oynamış. 29 gol yaparken 7.16 oyuncu puan ortalamasını yakalamış. Çok fazla yine Napoli'de ilk senesinde çok fazla maça çıkmamıştı. Çok fazla maça çıkmadığını görüyoruz ama oyuncu ortalama puanı yine iyi kabul ettiğimiz 7 oyuncu ortalama puanın üstünde. 7.16 gayet iyi bir oyuncu ortalama puanı diyebiliriz. Oyun motoruna göre e şöyle bir bakalım isterseniz profiline profil zaten doymuştu artık arkadaşlar en üst noktaya gelmişti mevcut yetenek rakamı piyasa bedeli 67 milyon euroya çıkmış durumda milli takımdaki maç sayısını 43 maça çıkarmış durumda ve senelik 7.71 milyon euro kazanmaya başlamış Merih Demiral arkadaşlar Bayern Münih'ten piyasa bedeli hala artıyor. Zaten profili dediğim gibi Napoli'de ki 4. sezonda da mevcut yetenek rakamı potansiyel yeteneğe ulaşmıştı. Eks düşüşte görmüyorum gerçekten muazzam bir stoper profili. Hemen bakalım şöyle bir 165 165 arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik yok. Şöyle bir bakalım ne kadar transfer olmuş? Arkadaşlar 130 milyon euroya transfer olmuş. 130 milyon euroya Bayern Münih'in yolunu tutmuş müthiş bir transfer rakamı. Ee, umarım günümüzde de böyle olur ya hakikaten. E, mutluluk verici bir video oluyor şu an benim için de video çekerken ben de ilk defa görüyorum bu arada. yani bu rakamları, bu performans her şeyi sizle birlikte ben tatıyorum. Mutluluk verici oluyor. 5. sezon sonunda 130 milyon euroya Bayern Münih'e transfer yapmak büyük, büyük bir iş. Umarım günümüzde de böyle olacak. Evet bakalım 6. sezona gidiyoruz. 6. sezonda neler olmuş? Bayern'de mi kalmış? Başka takıma mı gitmiş? Maç sayısına nereye gelmiş? Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. İşte karşınızda Merih Demiral'ın Futbol Menajer 2019'da 6. sezon macerası. Evet 6. sezondayız. Bayern Münih'te Merih Demiral bu sefer 11 maça çıkmış. Maç sayısı azalmış Bayern Münih'teki ilk sezonuna göre. Gol veya asist yok. Bir kez maçın adamı. 3 sarı kart, 4.80 top kapma oranı e, ortalama %81 ve %11 üç sabit oranıyla oynamış ortalama 7.26 oyuncu puanı ortalaması. Oyuncu puanı ortalaması ise yukarı çekmeyi başarmış Bayern'deki ilk sezonuna göre ama çok fazla maçta oynayamamış. Ligde 4 maç oynamış Bundesliga'da 7.23 oyuncu puanı ortalaması. Uluslararası uluslararası maçlarda daha fazla oynaması gerçekten ilginç. 7 karşılaşmada 7-27 gayet iyi bir rakam, gayet iyi bir oyuncu puan ortalaması. Milli takımımızda da 4 maçta 6-82. Evet milli takımdaki performansının en kötü olduğu sezon 6. sezon olmuş arkadaşlar. Merih'in şöyle bir bakalım piyasa bedeli 79 milyon euro müthiş bir rakam gerçekten. 8.1 milyon euro kazanıyor senelik. Profiline baktığım zaman bir düşüş var gibi gördüm arkadaşlar. Güç 18'di Hız ve hızlanma 14'tü. Ufak bir düşüş söz konusu. E, hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım isterseniz. Şöyle 160'a düşmüş. Evet 165'ti. E, bir düşüş yaşamış mevcut yeteneğinde. Nazar değdirdik adama ya. E, 5. sezon sonunda öyle övdük ki adamı nazar değdirdik resmen. Bir 5 puanlık düşüş var. İlk defa düşüşe denk geldik. Melih Demiral'ın e, FM macerasında. E, bir bakalım sakatlık yaşamış olabilir mi? Sakatlık geçmişinden olabilir arkadaşlar. Oo çok büyük sakatlık yaşamış. Aşil tendonuna darbeden ağır sakatlık Sevilla maçında 6 ay sağlardan uzak kalmış. Evet bu onun hem FM editör rakamlarını mevcut yetenek rakamlarını olumsuz etkilemiş hem de çıktığı maç sayısını bence olumsuz etkilemiş. Gerçekten nazar değdirdik. 6. sezonda Merih Demiral'ı arkadaşlar kısacası. Evet 7. sezona gidiyoruz. Umarım toparlamıştır. Yine potansiyel yeteneği çıkışa, mevcut yeteneği çıkışa yeter ve daha fazla forma şansı bulmaya başlamıştır. Belki de başka bir takıma transfer olmuştur. Bilemiyorum. Şimdi hemen 7. sezona geçiyoruz. İşte karşınızda Merih Demiral'ın futbol menajeri 2019'da 7. sezon macerası. Evet 7. sezonda 20 maça çıkmış. 3 gol 1 asist yine Bayern Münih'te. Bir kez maçın adamı 4 sarı kart 4.16 top kapma oranı. Ortalama %81 ve %18 şut isabeti ortalamasıyla oynamış. 26 foul yapıp 7.31 oyuncu puan ortalaması. Oyuncu puan ortalaması gerçekten çok iyi diyebiliriz 7.31 arkadaşlar. Ligde Bundesliga'da 11 maçta 2 gol, 1 asist, 2 sarı kart, 3.74 top kapma, %80 pas isabeti ve 7.49. Harika bir oyuncu puan ortalaması aslında 7.49 ama yine çok fazla forma şansı bulamadığını görüyoruz. Uluslararası maçlarda hemen hemen tümünde oynamış neredeyse diyebiliriz. Yani tümünde demesek bile çoğunda oynamış. Şampiyonlar Ligi varsayarsak 9 maçta 1 gol, 1 kez maçın adamı, 2 sarı kart ve 7.05 oyuncu puan ortalaması. Milli takımımızda ise 14 maçta 1 gol ve 7.18 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Oyuncu puan ortalaması anlamında yine iyi bir sezonu geride bırakmış ama Bayern Münih'te özellikle Bundesliga maçlarında az sayıda forma şansı bulması gerçekten ilginç olmuş. Hemen bakalım. Piyasa bedelinde bir düşüş var 67 milyon euroya gelmiş durumda 8.78 milyon euro kazanıyor ve milli takımımızda 67 maçta 4 golü var Merih'in. E profiline baktığım zaman evet hızlı bir düzelme var düz hızlı bir düzelme olduğunu görüyorum ufak bir sanki çıkış var gibi arkadaşlar o geçtiğimiz sezon 6. sezonda yaşadığı sanki sakatlığın biraz üstesinden gelmiş gibi hemen bakalım arkadaşlar hemen bakıyorum. Bakalım 160 aynı. Aynı. Başka bir noktadan düşmüş demek ki. Mevcut yetenek 160. Potansiyel yetenek 165. Arkadaşlar 7. sezonun sonunda 6. sezon yine aynı rakamlar. Bir sakatlık yaşamış mı ligdeki maç sayısından? Ona bakacağım çünkü. Yine sakatlanmış. Diz dönmesi var. Çene çatlığı var. Baya sakatlık yaşamış yani. Çene çatlığından 4 hafta 6 aydan sonra 9 gün, 4 hafta, 6 gün yani bir ay yine sahalardan uzak kalmış ama bu lig maçlarındaki az oynamasının e, sebebi değil bence. Değil bence. Evet bakalım 8. sezonuna gidiyoruz. Umarım daha çok forma şansı bulacaktır. Çünkü performansı iyi, profili çok iyi. Hakikaten sinirleniyorum. 8. sezonda Bayern Münih hakkını te teslim etmiştir umarım Merih Demiralan. Evet arkadaşlar işte karşınızda Merih Demiral'ın Futbol Manager 2019'da 8. sezon macerası. Evet 8. sezondayız. 20 maça çıkmış. 2 asist gerçekleştirmiş arkadaşlar. 5 sarı kart 4.40 top kapma ortalaması. %81 pas isabeti. %31 şut isabeti ortalaması sezon genelinde. 38 foul yaparken 7.03 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Oyuncu puan ortalaması bazında da e, Bayern Münih'teki de en kötü oyuncu puan ortalaması diyebiliriz. 7'nin üstünde iyi diyoruz. İyi ama kendi kariyerine göre kötü bir oyuncu puan ortalamasıyla geçirmiş 8. sezonunu. Ligde Bundesliga'da yine az maç oynamış arkadaşlar. 15 maç, 1 asist, 4 sarı kart, 7 0 3. oyuncu puan ortalaması. Uluslararası karşılaşmalarda 5 maçta 7 0 oyuncu puan ortalaması ve milli takımımızda ise en başarılı ortalama puan ortalamasını yakalamış. 11 maçta 1 gol, 1 asist yapmış ve 7-31 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Merih Demiralımız şöyle profile genel manasıyla baktığımda bir düşüş olduğunu görüyorum. Kafa vuruşu 17 idi mesela. Hız 14'te 13'e düşmüş yine bir düşüş var piyasa bir 63 milyon euroya düşmüş 78.78 e, 78 milyon euro kazanmaya devam ediyor oynamamasından da kaynaklı olabilir bu düşüş bakalım mevcut yetine 159 çok değil ama 160'dan 159'a düştüğünü görüyoruz e, bir puanlık bir düşüş söz konusu 8. sezonda yine çok iyi rakamlar bunu söylemek lazım evet yani Bayern Münih'e gelene kadar muhteşem bir performans e, FM kariyerinde Bayern Münih'ten sonra bir afallama, bir yaşat, yaşadığı 6 ay sakatlık da var. Tabi onu da göz ardı etmemek lazım. Bakalım sakatlık yaşamış mı bu sefer arkadaşlar? Şöyle bakalım. 3 gün, 3 gün, 1 gün, 7 gün, 5 haftalık bir sakatlığı olmuş bu sezon içinde. 7 gün, 6 gün, 4 hafta. Yani çok ciddi de bir sakatlığı yok ama çok forma şansı bulamamış. Ee, yine de profilinin harika olduğunu söylemek mümkün 8. sezonda da. Evet 9. sezonu gidiyoruz artık e, olsun Bayern'in Münih'in oyuncusu 29 yaşına geldi çünkü. Daha fazla maçta oynamasını mümkünse istiyoruz FM 2019'dan. Evet işte karşınızda Merih Demiral'ın Futbol Menajer 2019'da 9. sezon macerası. Evet 9. sezondayız. 22 maça çıkmış durumda. 2 gol atmış arkadaşlar. 3 sarı kart, 1 kırmızı kart. Maç başı 4.46 top kapma ortalaması. %80 pas, %25 şut isabeti ortalaması sezon boyunca 37 foul yapmış ve 7-11 oyuncu puan ortalaması yakalamış. geçen sezonun aksine oyuncu puan ortalamasında birazcık daha artış var. ligde 14 maç bundesliga'da 1 gol atmış 4.13 top kapma, 179 pas isabeti ve 7.26 oyuncu puanı ortalaması. Uluslararası maçlarda 8 karşılaşmada 1 gol atarak 6.84 oyuncu puanı ortalaması ne kalarken, milli takımımızda da 11 maçta 1 gol atmış, 2 kez maçın adamı 7.33 oyuncu puanı ortalaması yakalamış en büyük en yüksek oyuncu puanı ortalaması milli takımımızda yakalamış Merih Demiral. Şöyle bakalım piyasa bedeli 62 milyon euro ufak bir düşüş söz konusu. Milli takım artık 30 yaşında bunda söyleyelim 95 kez forma giymiş milli takımızda 6 gol atmış durumda 2027 tarihi itibariyle ve 8.78 milyon euro kazanmaya devam ediyor. Ve profiline baktığımızda 8. sezon profiliyle aynı. 8. Prof sezon profiline aynı diyebiliriz. Gerçekten harika bir profil ama yani olacak ya. Ben böyle olacağına inanıyorum Merih Demiral'ın. O karakter var yani. Merih Demiral o ışığı veriyor arkadaş. Hani böyle yıldızı birden parlayıp sönen oyunculardan olmayacağına inanıyorum Merih'in. E bakalım mevcut yetenek rakamlarına. E 159. Evet 159. 8. sezondaki mevcut yetenek rakamıyla aynı mevcut yetenek rakamı devam ediyor. 159 mevcut yeteneği Merih Demiral'ın muazzam rakamlar evet Bayern Münih'te biraz yaşadı o sakatlık etkiledi tabii mevcut yeteneğini ama yine de güzel rakamlar diyebiliriz. Sakatlık yaşamış mı bu sezon? Ona bir bakalım. Sakatlık 7 gün, 2 gün, 4 hafta var, 2 gün var. Fazla da, ondan fazla da sakatlık yok. Çok ciddi bir sakatlık sıkıntısı olmamış ama sakatlığı olan bir oyuncu arkadaşlar çok sık sakatlandığını gördük. Umarım kariyeri böyle devam etmez gerçek hayatta. Evet son sezona gidiyoruz. 10. sezona gidiyoruz. 31 yaşındaki Melih Demiral'a bakacağız arkadaşlar. Bakalım hala Bayern Münih'te kalacak mı? Sözleşmesi 2029 yılında bitiyor bu arada. Evet son sezonumuzda bakalım bu maceranın sonu nasıl bitecek? Umarım daha iyi bitecektir. Şu Bayern kariyeri de bir çıkışı sağlayacaktır Melih Demiral. İşte karşınızda Merih Demiral'ın Futbol Menajer 2019'da 10. sezon macerası. Evet son sezonundayız Merih Demiral'ın futbol menajer 2019 macerasında en çok maç çıktığı sezon diyebiliriz Bayan Münih'te. 27 maç 26'sı ilk 11 olmak üzere 2 gol atmış 2 asist yapmış 5 kez maç alımı çok iyi bir rakam stoper öncesi için. 6 sarı kart maç başı ortalama 5.18 top kapma rakamı çok güzel bir rakam. %83 bas isabeti %28 şut isabeti ortalaması sezon genelinde 39 foul yapmış ve gayet iyi bir oyuncu puan ortalaması 7.28 oyuncu puan ortalamasını yakaladı. Bu Bundesliga'da 17 maç, 16 C 11 olmak üzere 2 gol, 1 asist, 3 kez maç adamı, 4 sarı kart ve 7.44 oyuncu puan ortalaması. Muazzam bir oyuncu puan ortalaması. Uluslararası karşılaşmalarda 10 maçta 1 asist yapmış, 2 kez maç adamı olurken 6.99 oyuncu puan ortalaması. Milli takımımıza da 6 karşılaşmada 1 gol atmış. 7.38 gayet başarılı bir oyuncu puan ortalaması yakalamayı başarmış Meri son sezonda. Yalnız şurada bir sakatlık var arkadaşlar. Ayak bileğinde kırık nedeniyle sağlardan 4 hafta ile 6 ay arasında uzak kalacak. Hemen şöyle bakalım. Hemen şöyle bakalım. Evet 6 hafta şu anda sakat. Yine bir sakatlık yaşadığını görüyoruz Melih Demiral'ın. Evet profiline gelelim. Artık 31 yaşında milli takıma 103 maça çıkmış durumda. 7 gol katkıda vermiş. Piyasa bedeninde 9. sezonuna göre çok az bir düşüş var. 62 idi. 61 milyon euroya düşmüş durumda. Kazandığı para ise aynı. Özelliklerine baktığımda arkadaşlar teknik ve zihinsel hemen hemen aynı ama fizikselde hız ve hızlanmada ufak bir düşüş var. Tabi bu yaşıyla da alakalı. Artık yaşı da 30'lu yaşlara geldi. Fiziksel anlamda biraz düşe geçmesi normal olarak karşılamak lazım. Hemen bakalım FM Editor rakamlarına. 158 çok az. çok az Sadece bir puanlık bir düşüş olmuş. 31 yaşında bir stoper oyuncusu içinde harika rakamlar diyebiliriz. Evet belki bu 10 sezonluk kariyer macerasında. Bayern Münih kariyerimiz o kadar iyi geçmedi ama oraya gelene kadar 5 sezon harikaydık gerçekten. Sassuolo, Napoli muhteşem sezonlar. Bayern Münih'te de, de oyuncu puanı ortalaması bazında başarılı olduğunu söyleyebiliriz ama özellikle ligde çok fazla tercih etmemiş Bayern Münih teknik ekibi onu ilk 11'de arkadaşlar. Evet şöyle bir geçmişine kısaca bir bakalım isterseniz. Geçmişinde kariyer istatistiklerinden şöyle grafikle de bahsedelim gördüğünüz üzere. Şöyle şeye bakacağım önemli anlar. Bir biyografiye bakalım. Evet biyografiye bakalım. Evet Melih Demiral uluslararası boyutta futbolun en büyük süperstarlarından biri. Evet 10. sezon sonu biyografisi bu arkadaşlar. Melih Demiral, Alkanense'de uzun karşısına oynadığı tane maça ilk 11'de yer alarak kariyerindeki ilk Portekiz ulusal şampiyonu işte oradan geliyor. Bakalım Fenerbahçe'de başladığını söylüyor. 2016-2017'nin de Alkanenses takımına katıldı ve Lig'de 12 maça çıktı. Sporting Bey 3 kez geri döndü. Şuraya oynayalım. Evet. Devam ediyorum. Evet işte buradan sonra başlıyor zaten. Merih Demiral'ın Sassuolo kariyeri uzun sürmedi ve 2020-2021 sezonda 35,5 milyon euro karşılığında Napoli takımına transfer oldu. 49 kezlikte forma giydi ve 3 yılda 5 gol attı. Merih Demiral şu an kulübü Bayern Münih'e 2022-2023 sezonda 130 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve o zamandan beri 72 lig maçında 6 gole imza attı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise 2024'te kaldırdı. Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını. Aa, milli takımız şampiyon olmuş arkadaşlar. Bir dakika. Vallahi 2024'te şampiyon olmuşuz. <laughs> Süper. İnşallah bu da gerçekleşecek ile birlikte. 2024'te Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmışız. Evet, bakalım kariyeri boyunca Merih Demiral tarafından kazanılan tek matalya Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye adına arkadaşlar. Ve kişisel olarak yılın Türkiye'de de bir adet Türkiye'de yılın oyuncusu ödülünü kazanmış Merih. Evet 10 sezonluk güzel bir macera olduğunu düşünüyorum. Umarım gerçekte de Merih Demiral bu tarz bir kariyere sahip olup e, gururumuz olmaya devam edecek arkadaşlar. E, çok umutluyum kendisinden. Gerçekten bir sezonda yapabileceği en iyi çıkışı yaptı. Yani düşünebiliyor musunuz sezon başında Alanya Sports'tasınız ve e, ertesi sezonun transfer döneminde Juventus'a transfer olup Ronaldo ile gol sevinci paylaşıyorsunuz. Hatta da ciddi rakamlar dolaşıyor piyasada. Çok büyük rakamlar işte Milan'ın istediği söyleniyor. 35 milyon euroyu direkt vereceği falan söyleniyor. İlginç gerçekten muhteşem bir hikaye. Muhteşem bir hikayesi var şu ana kadar. Umarım bu hikayede devam edecek Merih'in. Şöyle günümüze baktığımız zaman e, Juventus'a biliyorsunuz o bölge bir de Çiğeli'nin çok uzun süre sahalardan ayrı kalacak. E, delay hamlesi geldi. Delit... E, çok iyi başlamadı. Çok iyi başlamadı. Eleştiriliyor arkadaşlar. Hatta bugün Barcelona'dan bir yetkili i̇yi ki o kadar parayı vermemişiz, haya kırıklığı olur dedi. Juventus karayı çok iyi başlamadı Delit'in. Merih formayı alabilir ondan. Formayı alıp çok da iyi oynayabileceğini düşünüyorum ben. Ben Sarri'nin bu hamleyi yapacağını düşünüyorum. Merih'in 11'e Delak yerine, Delit yerine form formayı alacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda zaten Juventus'ta oynuyor. Yani e... Umarım daha da iyisini görürüz ya ne diyelim yani hakkında ne hayırlısı olsun bizim göğsümüzü kabartmaya devam etsin Melih Demiral. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Hoşçakalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.